Şampiyonlar Kulübü'ne hoş geldiniz. MKG ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonu noktalayacağız biz de. Real Madrid Paris'te Liverpool'u mağlup etti. Finali konuşacağız. Real Madrid'in kaybetmediği finalleri konuşacağız. Ancelotti'nin rekoru, Jürgen Klopp'un 2018'in revanşını alamaması vesaire. Hepsi Şampiyonlar Kulübü'nde olacak. Peki başlayalım bakalım artık. Sona geldik. Sezon finali gözyaşlarıyla evet. Bitireceğiz MKG Paris'te. Gözyaşlarıyla. Gözyaşlarıyla. Yalnız ben sana şunu soracağım. Sen tarihte 22-36'da başlayan bir final gördün mü ya? Görmedim tabii. Yani 36 dakika gerçekten 36. de konuşulması gereken konulardan birisi bu sağ içine geçmeden. 22-45. 15 dakika ardından da o maç önü şovunu da sıkıştırdılar araya. Daha da yani bilmiyorum, sporcular sonrasında şikayet etmediler çok bu konuyla alakalı. Tabii maç sonu yoğunluğuyla beraber ama bence oyuncular için hani bu diyoruz ya, günümüz dengeyi bozdu. Günümüz futbolunda ya da günümüz spor müsabakalarında artık her şey detaylarla belirleniyor ya, işte o ısınmanın, hatta hani psikolojik ritüelleri futbolcuların, hani soyunma odasına girerler, kimisi önce bir kahve içer, öbürü önce şeyini, bileğini sardırır, öbürü bilmem, hani böyle bir konsantrasyon süreci başlar, sonra sahaya çıkar, önce bir yürür geri gibi gibi. Şimdi o alışkanlıkların, o ritüellerin hepsi bir anda yok oldu. Yani taraftarlar için de uzun süre, 36 dakika çok uzun bir süre ya. Evet. Sinirler boşaldı. Ama işte ardından şimdi sahte bilet dolayısıyla işte kapılarda yığılma oldu. Evet. Bazı sporcuların ailelerinde içeriye giremediği, dolayısıyla yani tribünlerin boş kalmasındansa ve güvenlik nedeniyle, ki kapıların üzerinden atlayanları sen de görmüşsündür. Evet. Yani daha şu anılar dün gibi aklımızda, hani terörist saldırıların olduğu, hatta daha geçmişe gidince izdiham dolayısıyla hayatlarını kaybedenlerin olduğu birçok maç hatırlıyoruz. Yakın geçmişte hafızalarımızda taze. İyi ki maçın sonunu, yani ne mutlu ki böyle sadece futbol konuşarak getirebiliyoruz. Çok farklı şeyler yaşanabilirdi. Evet, yaşanabilirdi ki yani hani şu olay belki İstanbul'da yaşansaydı şu an daha negatif manşetler görebilirdik. Çok, evet, %100 öyle. Yurt dışında ama Paris'te de ben yani sen Denis'i hani daha önce gitmiş biri olarak yani normal karşıladım aslında. Oranın da çünkü tam Paris değil, dışı. Hani bizim Atatürk Olimpiyatları'nın ilk hali gibi aslında, o da dış tarafı. Sen Denis başka bir ilçe, Bandırma Banlıyor, gibi. Banlıyorsun. Değil mi? Yani şehirden uzak bir merkez aslında. Merkezden uzak bir yer. Ve yani Paris'te böyle bir şey yaşandı ama gelelim finale. Evet. Ve artık Real Madrid Liverpool'u hafta başında da konuşmuştuk. 2018'in revanşı olacak dedi. Kiev'de bakalım bıraktığımız gibi olacak dedi ki Liverpool aslında bu finale 2018'e nazaran daha favori olarak çıktı. Ama Real Madrid'in geliş yolu bambaşkaydı. Muhammed Salah da ben Real Madrid'i finalde istiyorum demişti. Fakat başlığımızda da belirteceğimiz gibi sürreel bir şampiyonluk, Real Madrid tarihi için en zorlu şampiyonluk diyebiliriz herhalde. Ya ama 98, işte o 30 senelik beklemenin ardından Mijatovic'in golüyle 98-2000-2002, ardından Zinedine Zidane dönemi, daha doğrusu Carlo Ancelotti ardından başlattı ve inanılmaz bir durum. Bu sadece Liverpool'a kurulan üstünlük değil. Şimdi yoldayken de konuştuk oğlumla, Barcelona'nın durumuyla. Şimdi Barcelona'nın altı çağı, Xavi, Iniesta, Messi, Guardiola ile başlayan, doğru, arada Luis Enrique ile de kazandıkları kupa var. İnanılmaz takım, işte Puyol, Pique, ardından işte Mascherano, Pique, ne dersen. Onda Rijkaard başlattı. Onda Rijkaard, evet, Rijkaard ile başladı. Yani o 2000'lerin 2000'nin ortasından 2005-2006'ya başlayarak 2005, evet, giden bir dönem içerisinde Barcelona tartışmasız dünyanın, tartışmasız derken birçoklarına göre hani birçok insana da futbolu sevdiren, evet, hayranlık bırakan, sempatik karakterleriyle, sempatik hocasıyla bir dominasyon kurmuş gibi gözüküyordu. Real Madrid'i de ciddi şekilde gölgede bırakmıştı. İşte o 5-0'lık maç, ağır fark attıkları maçlar, ağır fark attıkları lig yarışları. Bu sene de var ligde. Ligde ama o tabii Barcelona'nın devamında işte Avrupa Ligi'nde de elenmesiyle Eintracht Frankfurt'u o biraz şey oldu. Bir de artık bundan sonra biz de size 4-60'lık Bernabeu'da diyemezler. Real Madrid deseler de boşa. Deseler de boşa. İşte Zinedine Zidane'la birlikte arka arkaya kazanılan kupalar. Ardından bu 14'e çıkarttılar ya. İnanılır gibi değil. Gerçekten de sürreal bir durum var.
bu daha da gösterişli. Yani oynadıkları futbolun karşılığında Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City böyle epik şekilde mağlubiyetten gelip son dakikalarda ve bunu da yaparken alıştığımız şekliyle değil aslında. Dün yedeklere bakıyorsun, Eden Hazard var, Gareth Bale var. Bu iki futbolcu Real Madrid'in son olarak rekor transferle kadrosuna kattığı iki futbolcu. Hiç kullanamıyorlar. Yıldızlar topluluğu olarak değil, bir takım olarak kazandılar. Takım olarak kazandılar. Bu çok acayip bir şey. Hani Real Madrid böyle Barcelona sempatizanları, Real Madrid'den çok haz etmeyenler, işte kralın takımı, genç öğütme makinesi, bas parayı alsın bütün yıldızları, öyle başarıya gitsin derken, ya şimdi 5 şampiyonluğu olan Şampiyonlar Ligi'ndeki futbolcuların listesini hazırlamıştık. Yeri gelmişken bir listeleyelim. Hadi aslında o sadece iş olsun diye yaptırdık aslında. Ali kusura bakmasın Mert de. Çünkü absürt, gerçekten sürreal. Yani Ronaldo, Bale, Benzema, Carvajal, Casemiro, bunlar bu 5 şampiyonluğu da çok kısa zaman aralığı içerisinde. Görece olarak Isco, kısa Cross, ama Marcelo, arka arkaya 5 şampiyonluk değil. Yani şimdi o 50'li yıllardaki hani Di Stefano'lu, Kotsis'li, Puşkaş'lı kadroyla o arka arkaya kazanılmış 5 şampiyonluk. Orada zaten takımda olanlar, Gento falan onu kazanıyor. Evet. Ama bu belirli bir periyot içerisinde çok uzun döneme yayılan bir istikrarı şurada gösteriyor. Şurada iki farklı şey isim var. Hani nasıl diyelim, olağanüstü isim var. Biri Ronaldo. Yani Ronaldo'nun da işin evet, içinde Ronaldo olması. O United'la kazandı çünkü. Evet, tabii doğru. Bir tane. Hani doğru, iki doğru, farklı doğru kulüple söylüyorsun. Kazandı. Beşinde Real'de doğru. Değil. Ama Bale kısmı çok saçma ya. Çok saçma. Ya şimdi Bale'den hiç haz etmiyor Real Madrid taraftarı. Evet. Bir maliyet üstüne hani orada. Bale. Madridlilerin söylediği bale. Bale, bale. Ya o bayrak var ya işte Galler Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olduğunda. Galler, golf, Madrid mi yazmıştı değil mi? Üçüncü sırada şey çıkıyor. Bayrağın üzerinde golfü Real Madrid'in üstüne koyan bir insan. Dolayısıyla sempatik gözükmüyor ama işte Lisbon'daki finalde gol atması, Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda hat-trick yapması, Kiev'de attığı bence tarihin en güzel Şampiyonlar Ligi finali gollerinden birisi belki. Ama işte yani adamın kazanmadığı kupa yok ve finallerde de bu finale girmedi, yedekteydi, bilerek de sokmuyorlar tabii. Tabii. Tesir etmediği finalde yoktu. Hani Kral Kupası finalinde bile işte o ya arkada kimdi o? Valencia'daki final. Arkada Jordi Alba değildi galiba. Değil. Alba değildi. Dur hatta tamam gözümün önünde de sahne. Evet. Yani yat Adele, usta Adele gitti diye yattı. Yetişemedi ya. Yani sağının dışından geldi. Eden Hazard ve Bale yani böyle bir durum yok. 2011 mi kazandı pardon. İlk Zinedine Zidane orta sahasıyla zaten Zinedine Zidane hatırlarsın orada Isco'yu çıkartıp Casemiro'yu koyup yani orta sahayı bir Casemiro hamlesiyle daha şey bir takım haline getirmişti, dirençli takım. Kroos, Casemiro, Modric orta sahasıyla 30 yaş üstü, 30 hatta 35 ortalaması 33-34'tür. Orta sahasıyla arka arkaya Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadı. Ya aklıma şu soru geliyor. Şimdi geçenlerde de hani sosyal medyada onu yazmıştım. Şey muhabbetinden açılmıştı bir de. Veseli şimdi Fenerbahçe'den ayrılıyor muhabbetinde. Euroleague ve Şampiyonlar Ligi düzeyinde kupa kazanan bazı takımlar gerek maddi olarak gerekse oyuncu bazında geçiş süreçlerini iyi yönetemeyebiliyor. Yani örnekleri çok sayarız. Barcelona'da mesela bir yere kadar yönetti ama biz belki tamam yaş olarak Casemiro, Kroos, Modric üçlüsünden bir tık üstte olabilirler ki Iniesta galiba bir iki tık üstte, çok fazla değil. Yani Iniesta, Xavi, Busquets'i de iyi kullandı Barcelona ama sonraki geçiş sürecini ve şeyi iyi beceremedi. Ya fakat o Real yani o temeli öyle bir korudu ki bak yani 2012'den beri Modric var değil mi? Var. Yani 10 yıldır bu şeyi konuşuyoruz, bu adamları konuşuyoruz. Ya mesela Nacho, şimdi Nacho'nun da Barcelona'nın toplam Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kadar Nacho'nun Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. Nacho hiçbir zaman ideal 11'ine yazmayacağın ancak olduğu zaman da ya nereden çıktı bu adam demeyeceğin, hatta savunmanın birkaç bölgesinde oynayabilen güvenilir bir oyuncu ki dün ben merak ediyordum. Şimdi ritüellerden bahsettik ya maç sonu. Real Madrid'in de maç sonu ritüeli Şampiyonlar Ligi kazandığı zaman ne? O boğa gürüş şeyini Raul yapardı. Evet. Sergio Ramos yapıyordu. Elde İspanyol oyuncu kalmadığı için ya da onu temsil edecek, o şov yapacak oyuncu kalmadığı için en son Nacho yapmış. Biz ekranlarda göremedik de fotoğraflarını evet. Gördüm. Şimdi aslında bu bir şeyi gösteriyor. Şimdi Barcelona tabii ki çok büyük bir kültür, La Masia çok büyük bir kültür ama insanların bazen ayaklarına bu tür şey hani
altyapı fetişi diyeyim ben. Yani illa altyapıdan. Guardiola şunu söylemişti. Bizim hedefimiz kulüp olarak ülkümüz 11 tane altyapıdan yetişmiş futbolcuyla şampiyonlar. 2009'da da 12 kişi vardı zaten. Ama hani 11 bu şey bir ülkü, bu gerçekleşemeyecek bir şey aslında. İdeal. Yani en şeyde duran, zirvesinde. Ama işte bu şey dolayısıyla sürekli altyapıyı kullanmak, altyapıyı üst yapıya daha fazla entegre etmek için orada çok hassas dengeler var. Bugün Ancelotti'nin başarısı konuşulurken şundan bahsediliyor. 16-17 oyuncuyla oynuyor ve yaşlılarla, daha doğrusu deneyimlilerle genç oyuncularının harmanını çok iyi yapmış. Dolayısıyla çok iyi bir kimya yakalım. Şimdi siz hani hatırlarsın, sen de bir yolu Cuenca, Türkiye'ye düşen Cuenca, Jeffren, efendime söyleyeyim Oleguer bir önceki şeyden jenerasyon. Böyle birçok futbolcuyu işte Christian Teyo A takıma adapte etmeye çalışıp ondan sonrasında olmamıştı. Şimdi o A takıma adapte etmeye pozitif ayrımcılık yaparak forma verdiğiniz genç futbolcular aslında belki de sizin transfer yapma ihtiyacınızı da gölgeliyor olabilir. Genel kalite düştüğünü yeni gördüler ve işte bu ara transfer döneminde çok agresif bir şey izleyip, yani işte Aubameyang, Traore, işte yine ne derler, kadro kalitesini arttırabilecek hamleleri planlıyorlar. O biraz da kendi kendini kurdu oldu Barcelona. Yani her zaman altyapıdan Iniesta, Xavi gelmiyor işte. Messi gelmiyor. Evet. Onu iyi teşhis edip ya tamam şimdi onlara da bakalım ama biz Barcelona'yız. Hep en iyisi için mücadele ediyoruz. Kaliteyi de düşürmemek lazım. Barcelona demişken Real Madrid'e tebrik mesajı. Muazzam bir yaklaşım bu tabii. Biz de Real Madrid'in de paylaşımını alabilir miyiz bu arada? Şampiyonlar Ligi paylaşımı. Orada da ya şey yapmışlar, son işte 5 şampiyonluğun Barcelona'nın arka arkaya Congratulations FC diye Barcelona'yla, ama çok zarif. Hani bize sorsak Katalan, işte Katalanlarla kralın takım filan, ama sportif dünya içerisinde Barcelona'nın ezeli rakibini kutluyor olması bizim için çok uzak. Şimdi bizde olsa Real Madrid hemen bir kupanın şeyini koyar. Gündüz işte kupayla birlikte bir gönderme yapar bizde olsa. Onlar farklı yaşıyor bu olayı. Real Madrid dün sosyal medya şeyi de çok iyi çalıştı sürekli. Buyurun. Bir gece kulübünde bir hanımefendi etkilemek için diyor biz 14 kere bu şampiyonlar. İngilizce hesabı bu arada. İngilizce hesabı. Bunun da 14 milyon takipçisi var, baktım ama. Fena değil. Az değil tabii de. Bayağı yani, bir kitleye hitap ediyorlar. Bir de şey tabii, biz hani final oynamayız, biz finali kazanırız muhabbeti de yapıyor Real Madrid, ama onunla ilgili de Galatasaray'ın İngilizce hesabından karşılık geldi. Tebrikler ama emin misiniz? Ya doğru bir, doğru tamam da işte. 2000'leri kastederek tabii ki bu. 2000'leri tabii yani, ondan önce 1983'te Aberdeen, işte Sir Alex Ferguson'ın dünyaya ya da Avrupa'ya kendini gösterisini duyurdu. Kupa Galipleri Kupası finalinde Aberdeen kazanıyor. Real Madrid'e karşı. Kupa 1'de de yine en son Liverpool'a 1981 işte. 81'de yine Parc des Princes'te, evet, bu sefer. Paris Saint-Germain'in stadında kaybediyorlar. Tabii ki Galatasaray'ın yaptığı tabii ki yani, bir daha da üstüne kupa gelmediği için hala çok büyük önem taşıyor Türk futbolu, evet, için, ama şunu da şimdi Real Madrid onun üzerine bilmiyorum yani. Esprili bir gönderme, esprili ama bir tebrikler gönderme diye de işte Real'in de hani paylaşımı, tabii. Biz final oynamayız, biz finalleri kazanırız diye belirtmiş. Peki tekrar maça dönelim. Finalin en değerli oyuncusuyla devam edelim. Finalin en değerli oyuncusu sence kim? Çok ya, çok mu zor? Şimdi yani hatta başlık olarak ben Thibaut kurtardı şeklinde. Thibaut kurtardı de acaba dedik hani. Desek diye. Thibaut kurtardı. Kurtar 24 şut var. Maçta arada o maçın istatistiklerini de görürüz. 24 şut var. Real'in sadece 4 şutu var. Thibaut Courtois'un kurtardığı toplar yani tamam belki ilk yarıda mesela yoktu öyle vay ne çıkardı diyeceğim. Bir tane Sadio Mane'nin hani soldan geldi, çekti, vurdu. Hani köşeye gidiyor gibiydi. Ama 2 metrelik bir kaleciden bahsediyoruz yani. 2-0 kim? 2-0. Yani son dönemde de gerçekten kaleciler artık, ben mesela Courtois'a ne kadar para harcamışlardı?
kaçıncı sezonu Courtois'un. Ve o sezon tek transfer yapmışlardı hatırlıyorsan. Şampiyon da olamadılar. 2018-19 sezonu sonu mu geldi? Şampiyon da olamamışlardı. O sezon hani orada gol programı yaparken değerlendirmede de bulunurken ya tabii başarısız olursunuz. Şimdi Keylor Navas zaten defalarca Şampiyonlar Ligi'ni kazandığın bir kaleci varken sen bütçenin büyük çoğunluğunu bir kaleciye çok ihtiyacın olmayan bir bölgeye harcayarsan böyle yanlış planlama başarısızlığı getir demiştik ama neden o kadar para harcandığını da çünkü artık şu bir gerçek sadece çizgi kalecisi olmak yetmiyor. Dün maçta hiçbir hava topunda tereddüt dahi etmedi. Yani ceza sahasına hakim olan kaleci şeylerin dönemi kapandı herhalde. Yani muazzam ayakları kaleciler çabuk hani, ve kısa boylu kalecilerin, Casillas'ların. Yani Casillas, tam Casillas diyecektim. Yani Rüştü Reçber Türkiye'de de en yani böyle kedi çevikliğinde olağanüstü Tafarel'i söyleriz hep. Tafarel. Şimdi artık çıkıp bir kartal gibi yani Uğurcan da öyle bir kaleci mesela. Ceza sahasına evet. Hakim olma. Yani Penya geldi kısa boylu dendi işte. Üstünden iki aşırtma yedi diye kısa kalıyor dendi. Hani aşırtmalar ayrı. Evet. Yani o ceza sahasında kolunu kaldırdığında şey yapacak, gölgesi altına alacak ceza sahasını bence. İlk kurtarışımdan sonra bu gece kimsenin bana gol atamayacağını hissetmiştim. Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çok odaklıydım. Öyle de oldu ki Thibaut Courtois Atletico Madrid formasıyla da Real'e karşı Şampiyonlar Ligi finali oynamış bir isim. Evet. Yani bu arada. Tabii ben bu kazanan tarafta. Daha var en çok tartışılanı oldu. Onu da gösterelim. Hak ettiğim saygıyı görmedim İngiltere'de diye. Bana saygı duyulmasını istiyordum. Bunu başardım. Özellikle İngiltere'de bana yeterince saygı duyulduğunu düşünmüyorum. Bunun nedeni de 442 dergisi Mart ayında yaptığı dünyanın en iyi 10 kalecisi sıralamasında Thibaut Courtois'a yer vermemiş. Sonra ama sonraki sayısında Thibaut Courtois ilk 10 içerisinde var ama o Mart ayındaki tabii şey gibi olmuş biraz. Michael Jordan da sürekli kendisine şey yaratıyormuş ya. Motivasyonu. Kişisel algılıyor. Kişisel algılıyor. Kişisel and I took it personal. I took it personal. Adamın işte gözünün üstünde kaşı vardı ben bunu kişisel algılıyorum. Aynen öyle. Motivasyon kaynağı yapmış. Dün maç sonu röportajları biraz da gergindi. Toni Kroos'la Alman muhabirin sorularını böyle sorum beğenmedi. Olur diye böyle bir fırçaladı. Ben oraya çünkü Toni Kroos şey yapmaya gelmiş. Tırnak içinde goy goy yapmaya gelmiş şampiyonluk. O hani Liverpool domine etti, bekliyor muydum bunu diye sorunca hoşuna gitmedi. O da bıraktı gitti. Ama Thibaut Courtois yani hangi kurtarış en zor dersen işte 82. dakikada o uzun topinde Salah. Yani hepsi o işte o refleksi, bütün çalışmaları o refleksi mümkün olduğu kadar erken gösterebilmek için. Yani koluyla şöyle yapabilmek için bütün o işte detaylı hani ışıklı çalışmalar bilmem neler var ya topun geldiği yer belli olmuyor. İleri kaleci teknikleri çalışmaları. Evet evet. Bunu yapabilmek için ve yaptı. Yaptı. Yani en iyi o takım Real Madrid mi bilmiyorum ama Avrupa'nın en büyüğü Real Madrid. Real Madrid ki bu sezona damga vuran bir diğer isim de aslında Karim Benzema. Finalde gol atamadı belki ama evinde Paris'te, Fransa'da daha doğrusu evinde kupa kazandı. Bu bizim en zor zaferimiz oldu ama bunu hak ettik. Liverpool'dan daha iyiydik. Biraz da şanslıydık ve biz dünyanın en iyi teknik direktörü Ancelotti'ye sahiptik diyor. Şimdi Real Madrid'in yoluna baktığım zaman bu sezon Messi, Neymar, Mbappe üçlüsünü koyan yeni Los Galacticos mu denilen bir kadro karşılarına çıktı, elediler. Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea, Thomas Tuchel yani yeni jenerasyonun en iyi teknik direktörlerinden ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu almış isim elediler. Guardiola'nın Manchester City'si elediler. Geldi bile Klopp'un yani Liverpool'u elediler. En zor yollarından en zor olabilir. Yani ben hatırlamıyorum daha zor yol açıkçası. Ya her tarzdan dediğin gibi kendilerinden çok daha zengin, Real Madrid'den daha zengin ne demekse Real Madrid'den daha zengin. Bu seninki takıma göre kadro zenginliği olarak. Kadro zengin, kasa zenginliği olarak da Real Madrid tarihin en rahat günlerini geçirmiyor işte. Doğru. Yani gerçi Paris Saint-Germain'e kaptırıyorsun Mbappe ile anlaştıktan sonra gibi gözüktükten sonra. Haaland'ı da City'ye. İşte yeni stadın şeyi devam ediyor. Hala alt tribünler kapalı. Oraya bir bütçe gidiyor. Yani hani mazlum edebiyatı yapmak Real Madrid'e pek yakışmıyor ama işte 10 küsür senelik Benzema, 10 küsür senelik Luka Modric, 10 senelik Kroos. Hani savunmanın ortası değişti seneler içerisinde. Eder Militao ile David Alaba. Onda David Alaba'yı da free transferde aldılar. Evet. Ki yani bırakmak da zordur. Carvajal, işte Marcelo'nun backup'ı olarak Mendy geldi. 16-17 kişilik kadroyla
inanılmaz bir rota üzerinden gerçekten de en zor, belki en görkemli şampiyonluklu, en görkemli şampiyonlukları oldu. Evet. Yani yıllar sonra bu işte Lisbon finali Sergio Ramos son dakika kafa golünü atmasaydı olamayacaklardan hatırlayacağız ama burada ya kimleri elemişlerdi diye. Lisbon penaltıları kaçırmasaydı Milano'da falan. Kesinlikle öyle. Yani benim o işte Real Madrid sempatizanı olmamı sağlayan o Borussia Mönchengladbach geri dönüş, Inter geri dönüş hep o benim toplasan hani gollerini seyretmişimdir en fazla. Canlı seyrettiğimi hatırlamıyorum. Seyretmiştim ama herhalde. Çünkü 80'lerin ortasıydı. Bu da bu dönemki futbol sever gençler için Real Madrid mitini hani 13 şampiyonlukta takılıp kalsa bir de o miti de yendi. Yani 13 uğursuz rakam ya. 14'te oldu. Hiç bekleme yapmadılar. Devam ettiler. Devam. Bekleme yapma devam etti. Ki benim için mesela 2002 Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım şöyle diyeyim aslında hiç istemiyordum mesela onların şampiyonu. Çünkü hep topla Zidane, Figo, Raul işte o bu herkesi alıyorlardı o dönem. Los Galacticos'u ilk yaratmaya başladığı dönem ama mesela o finalde Zidane'ın volesi öyle bir güzelleştirdi ki iyi ki de kazanmışlar dedirtti mesela. Öyle hatırlarım yani. Şimdi mesela Paris Saint-Germain'in işi çok daha zorlaştı. Zannediyorlar ki Mbappe'yi takımda tuttular. Hah tamam. Yok öyle bir şey. Tam tersine şimdi bu parayla satın almaya çalışılan gelenek ve başarı her seferinde erozyon olarak daha fazla çok doğru yıpratacak. Çok doğru. Yani takım birliğini, takımdaşlığı sağlamakta büyük sıkıntı yaşayacaklar. Hangi teknik adamı getirirse getirsinler. Çünkü Mbappe hani lafa geldiğinde kimse Paris Saint-Germain'den büyüktür deme cümlesini herkes çok kolaydı. Hayatta cümle kurmak, konuşmak en basit şey. Onun altını doldurabilmek. Mbappe Paris Saint-Germain'den tabii ki kurumsal yapı olarak değil de isim olarak daha büyük. Mbappe ya 300 milyon euro imza parası ne demek ya? Ya zorla ya adamı geldi yine aklıma. Neymar keza Neymar ikinci sezonda geri dönmek için yalvardı neredeyse Barcelona'ya. 250 evet. milyon euro da ona 220 küsur milyon. Beni kurtarın euro. Buradan diye. Kurtarın buradan diye. Ya, ne olacağını zannediyor. Bu bir bakış açısını aslında çok net hayatı sosyal hayattaki bakış açısı Paris Saint-Germain'deki bu şeye kulüp politikasına birebir örtüşüyor. Şeye yani çok özür dilerim ama daha çok canları sıkılacak. Yani yarın öbür gün gider Courtois'ı almaya çalışacaklar. Yarın öbür gün gidip işte kim çıkarsa soldaki beyefendi düşünülüyor teknik direktör olarak. Yarın öbür gün gidip Real Madrid'in logosunu almaya çalışacak Paris Saint-Germain. Öyle bir şey yapmaya çalışacak. Yani sürekli satın ala 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 ala. Evet belki bir gün olabilirler. Çünkü futbol bu. Dünkü maçı da teknik olarak Real Madrid'in kazanmaması lazım. Rakamlar var. Baktık. Evet. Yani daha fazla şut çekmiş. Daha fazla kalecisi kurtarış yapmış. Tamam abi sakin ol. Sinirlenme falan. Sinirlenme olmuyor. Ya ben çünkü hakikaten bu iş. Yo, hani düşüncelerin futbol dünyasında enteresan bir şekilde çok yakın zamana kadar Barcelona ile Real Madrid birbirine zıt iki kulüp gibi gözüküyordu. Ya da Liverpool'la Real Madrid ayrı kulüpler gibi gözüküyordu. Yeni futbol düzeninde, modern futbolda bir anda Liverpool, Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Liverpool aynı sepete düşerken şimdi yeni gelen Newcastle United, Paris Saint-Germain ve Manchester City bir sepetteler. Ve insanların genelinin daha sempatik bulduğu sepet Liverpool'la Barcelona, Real Madrid ile Barcelona'nın aynı anda bulunduğu sebep. Çok ilginç. Aslında zıtlıklar. Evet. Peki en çok Şampiyonlar Ligi'ni kazanan teknik direktör. Şimdi Paisley tabii Şampiyonlar Ligi formatında değil. Değil. Ama Ancelotti ve Zinedine Zidane 4'e 3 ikisi de özellikle Real Madrid'de kazandıkları kupalar. Ancelotti'nin iki kupası da Milan var bu arada. Ama Zidane bu arada Paris'te de konuşuluyor. Yeni sezonda olur mu olmaz mı diye. O da statta bu arada maçı evet, takip etti. Kapüşonuyla beraber. Kapüşonuyla beraber. Ki o statta 98 Dünya Kupası'nı kazandırmışlığı var. Özel bir stat orası. Ve Ancelotti de 4 kupayı kazandı. Ancelotti'nin bu arada bir açıklamalarına bakalım mı? Onunla ilgili. Ben kazandığım kupaları düşünmüyorum. Aklımda sadece taraftarları ne kadar mutlu ettiğimiz var. Şimdi şöyle hatırlarsam Milan'ın başındayken şimdi o meşhur şey masası Milan'ın işte senatörler Maldini'nin işte, Albertini onların olduğu masanın da adamlarından biri aslında oyunculuğu da var ya futbolculuğu da var Milan'da. Orada biraz daha nasıl diyeyim? Hatırlasana şeyde Milan'da Fatih Hoca'nın yerine geldiğinde Milan Milanlılarındır diye
Sanki daha şımarık bir hava vardı Ancelotti'de, evet. Ama bu sezon tabii yaşın da getirisi, belki tecrübenin de getirisi, elindekinin de farkında olması ama Real Madrid'de olması. Bir kez daha göstereyim bu kitabı. Çok ağır başladı ve şey gördüm Ancelotti'yi. Yani çok hak etti. Bütün yaptığı açıklamaları çok takdir ettim. Yani Ancelotti de hak etti bu kupayı. Dedim ya, bir sene evvel Everton'daydı adam yani. Everton'da tarihinin en büyük transferlerinden birini yapmış. O zaman da ben Ancelotti, tabii Premier Lig çekiciliği var. Premier Lig'de de ilk 6'ya gitmediğiniz zaman aslında gidilebilecek en iyi kulüplerden birisi Everton. Büyük fırsat kaçırmış. Yani orada fırsat kaçırma derken Ancelotti oradan kendi isteğiyle Real Madrid teklif gelince, ki Real Madrid'in de biliyorsun ilk tercihi değildi. Evet. Hatta Pochettino bile şeyin önündeydi, konuşuluyordu. Ama Ancelotti hani bazı kadrolara, biraz önce dedim ya, bir sadece ufak tefek ayarlar lazım. Çok fazla transfer harcaması yapamayacağı bir dönemde. Yani yine Modric'ten, yine Kroos'tan, ki Kroos bence iyi bir performans sergilemedi final boyunca. Casemiro'dan, mevcut takımda işte değer kazandırdığı oyuncularla yine çok büyük bir başarı elde etti. Bunu yapabilen nadir teknik adamlardan, kimleri, çünkü hep bu programda çok konuştuk. Kimleri sadece kendi bildiklerine ya da inandıkları sisteme, inandıkları oyun tarzına çok fazla bağlı kalıyorlar. Ya hiç aldırış etmedi. Yani biz de konu, ya Real Madrid'in stratejisine, ya topu at şeyin önüne, Vinicius Junior'ın önüne. Bu maçta da 3-4 kere yapabilirler. Yani orada bir birebire bırakmaya çalışıyorlar şeyle, Vinicius Junior, evet. O dripling gücünden yararlanmak için. Ve de topu Benzema ile buluştur ondan sonra. Eğer buysa doğrusu, bunu yapıyor. Yani kimsenin ya böyle futbol olur mu, bu kazanmaya giderken daha şık oynamak lazım düşüncesine bağlı kalmıyor. Ve bence de hak etti. Bu kadrodan bir de La Liga şampiyonluğu da var. Muazzam bir, evet, sezonu geride bıraktı. Bu arada Benzema'nın da Ancelotti ile ilgili açıklamasını rica edebilir miyim? O da diyor yani, bu bizim en zor zaferimizdi kısmını tekrar hatırlatmak için istedim burayı. Dünyanın en iyi teknik direktörü Ancelotti'ye sahiptik diye tekrar hatırlatmış olayım. Tabii o da 34-35 yaşında kariyerinin. Bu adamı da bu arada. En iyi, tabii o biraz da doğruya doğru başrol oynamaya başlayınca ne kadar iyi bir karakter oyuncusu olduğunu, hem yıldız hem jön hem de karakter oyuncusu olduğunu gösterir. Şimdi biraz daha o takımın jönü, bütün şeyi, şovu çalan Cristiano Ronaldo'ydu. Öyleydi, doğru. Bu şimdi Benzema hem takım kaptanı olarak, Marcelo'dan sonra saha içindeki takım kaptanı olarak, hem de yıldızı olarak, hem jön hem karakter oyuncusu, takıma direncini de veren, son 90'ı 85'in 87. dakikalar civarında, sen de dikkat etmişsindir, saat köşe gönderin oradan canavliyle top çıkartmaya çalışıp liderlik yapıyordu. Biraz önce onun için dedim, yani Paris Saint Germain şimdi Benzema'yı almaya çalışır yarında. Ama o işte o değil. Kültürü alamaz. Ya o geleneği Real Madrid isterse, Mbappe geldiğinde de Real Madrid'e geldim diye heyecanlanacaktı. Paris Saint Germain'de kalmak ona o motivasyonu, çok büyük futbolcu, hiçbir şey değiştirmiyor ama sağlamayacak. Yani Real Madrid kimse Paris Saint Germain'den üstün değildir. Aşılamanın üzerine dedim ya, Kemal Sunal'ı hatırladım diye transfer oluyor. Bilirsiniz. Sarı lacivert takar. Ama aldığım para araba almaya yetmiyor. Yöneticilerimizden anlayış bekliyorum. Real Madrid'e gitse bildiğiniz gibi deyip devam edebilir. Peki şimdi son bölüme geliyoruz. Biraz hızlanalım. Liverpool'da Premier Lig'den sonra Şampiyonlar Ligi'ne de zafere ulaşamadı. Biraz 2018'i hatırlatır bir durum oldu. Klopp diyor ki 63 maçta hep en iyinizi oynamanız mümkün mü bilemiyorum. Sezonumuzun ödülünü alamadık. Bu oyunun bir parçası. Real Madrid elbet bir gün finalde kaybedecek ama bugün gerçekleşmedi bu, dedi Jürgen Klopp. Ve yani nasıl diyeyim, dediğim gibi 2018'e göre daha favorilerdi. Daha çıtayı çok üste çıkarmışlardı. Belki City ile oynamayı bekliyorlardı hatta finali. Ama Real Madrid Jürgen Klopp'un takımını yine mağlup etmeyi başardı. Real'in Şampiyonlar Ligi finallerini de alalım, öyle devam edelim. Ya bütün sezona baktığında bence de Liverpool daha iyi takım ama futbol işte futbol. City daha iyi takım. Yani bütün şeye baktığın zaman, ne bileyim, Chelsea daha
Tuchel'le. Futbolu böyle kabul edip böyle devam edip muhtemelen acı verir. Zaten maç sonrası hayal kırıklığı yaşamaz olur muyum diyor. Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Ama bir yandan da gelecek sezonda final burada. Liverpool taraftarının gözünün içine bakıp. Bu sefer olacak değil mi final burada? Evet, inşallah. İnşallah deyip. Otel biletli, otel rezervasyonlarınızı yaptırın dedi Liverpool taraftarına İstanbul için. Şimdi tabii orada da yapılacak şey belli. İlk meş üzerine yine şampiyon olmuş olmalarına Milan da karşı. Milan geldi aslında. Bulur mu? Yine. Ne güzel olur be. Tabii Milan için. Zor da. Zor ama hani biraz önce söylediğimiz o işte kültür Milan'da var. Milan'ı Şampiyonlar Ligi finalinde görsek sadece deriz ki inanılmaz bir geri dönüş hikayesi. 2011'deki şampiyonluk ardından yaşanan finansal kriz, Berlusconi'nin ayrılması, bütçenin daralması derken bak küllerinden doğdu işte şey winner ruh budur deriz. Bak gelecek sezonun yeni programını yaptım ben ilk programı. Vallahi helal olsun. Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi finalleri 17 final 14 zafer. Son yeni ligi 80-81 sezonu az önce de söylemiştim Parc des Princes'te. Fransa'da Liverpool'a karşıydı. Ve aradan geçen yıllara rağmen 41 yıl ve Real Madrid yine şampiyon. Şampiyonlar Ligi kupası Marcelo'nun ellerindeydi. Şimdi yavaş yavaş toparlayalım. En çok oyunculara baktık. Gol krallığına da bir bakalım mı son bakalım olarak? Ondan sonra bir genel sezon değerlendirme. Peki sence maçtaki şuraya not almışım da maçtaki pozisyon offside miydi değil miydi Benzema'nın attığı gol? Fabinho'ydu değil mi? Fabinho'dan geliyor. Fabinho'dan geliyor diye offside değil dedim ama teknik olarak yorumu o topu kesmeye peki, dahi niyetli olsa öyle bile gelmiş olsa kasıt olmadığı için pas kastı olmadığı için evet. Benzema offside'da diye okudu. Pas kastı değil de engelleme çok. Engellemeye uğraşıyor orada. Evet yani. Onun amacı çok, o. Çok büyük ihtimalle işte hakem seminerlerinde falan uluslararası kesin anlatılacaktır konu hakemleri. Evet. Çok şey karışık bir evet pozisyon. Çok rakipten çok uzun sürdü. Rakipten geliyor ama rakibin amacı aslında engellemek de değil pozisyon. Kayarak geliyor vesaire ama kayarak geliyorsan onu da göz alacaksın diyebilenler de çıkar ama. Evet. Kural kitabına göre offside kararı doğru. Evet. Çok uzun sürdü. Kontrolü biraz o dikkat çekti. Halbuki Şampiyonlar Ligi ve diğer liglerde aslında format biraz daha çabuk kontrol olup hemen çık evet, çık bitiriyorlardı. 2-3 evet dakikayı geçti. Çık diye değil mi? Çık evet, çık çık diye bitiriyorlardı. Peki ve gol krallığı. Benzema. Lewandowski, Haller şeklinde. Ama ya Benzema'nın açıkçası de kaptanlık pazubandını da taktı bu sene. Finalde de taktı. Yani liderliği ruhu 2009 yazı geldi o da. 2009 işte o Kaka'nın geldi, Cristiano Ronaldo'nun geldi. Los Galacticos yaratılırken geldi ve kaldı. Yani ve hiçbir zaman da yani bugüne kadar evet özel bir oyuncu olduğu belliydi ama işte ilk defa başrol oynuyor ve bu başrolünde hakkını verdi. Fazlasıyla verdi. Cristiano Ronaldo'nun da neyse yani şey hep başrolü Ronaldo çalmıştı ya biraz daha mütevazi bir tavrı olduğu için sağ dışında çok mütevazi değil özel hayatıyla, arabalarıyla vesaireyle ama çok fazla ön plana çıkmamıştı. Bu kez onun adı yazıyor yani manşette o. Kesinlikle yazıyor. Peki MKK genel şöyle bir toparlayalım ve bu sezonu da bitirelim. Yani açıkçası Real Madrid'in yazdığı hikayeden dolayı unutulmayacak bir sezon oldu. Gerçekten unutulmayacak bir sezon oldu. 2022 dediniz mi herhalde Real Madrid'in yaşattıklarını hatırlayacağız. Ama iki sezon sonra da değişecek bir Şampiyonlar Ligi formatımız da var. Evet. Önümüzde Wild kartlar işte. Wild kartlar. Bir Süper Lig'e çevirme olayı yavaş yavaş gerçekleşiyor gibi. Herhalde baştan böyle bir şey hani o kurbağa hikayesindeki kurbağayı direkt kaynar suya atınca zıplıyormuş da yavaş yavaş suyu ısıtınca içinde kalıp haşlanıyormuş. O Süper Lig olayı hani katılımcıların aşağı yukarı sabit olduğu. Yani bazı takımların davetiyeyle katıldığı, belki dışarıdan işte bize hiç yaramayacak Türk futboluna. Hani hayalimizdeki Şampiyonlar Ligi'nin Fatih Hoca da söyledi. Umuyorum bir gün Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk takımını şu çıkış tünelinde görürüz diye ama çok çok zor bir ihtimal. Zor. İşte yani bir takım makas çok tarafı çok yani 300 milyon euro imza 300 milyon euro imza parası olan bir diyarda. Diyarda hani işte farklı metotlarla biz kendi metotlarımızı üretip önce bir çeyrek final daha, bir kez daha bir çeyrek final, bir yarı final biraz daha oralarda bulunup ama kolay değil. Hı hı. Toparlama yapacak olursak
Umuyorum tabii o Süper Lig formatı olmaz. Bildiğimiz şekliyle bizim de bize de kapıların açık olduğu bir Şampiyonlar Ligi organizasyonu izleriz. İyi bir sezon oldu. Villarreal hikayesi güzeldi. Doğru, yani doğru. Öyle hikayeler her zaman bence futbolu, futbol severe hayatta tutan hikayeler. Hayal kurduran hikayeler. Çok uzun zaman sonra UEFA'ya gitti. UEFA'ya gitti. Benfica çıktı oradan. Güzel maçlar izledik. Bir de zaten hani geride kalan iki sezon o kadar eli bir önceki Bubble'da yapılan işte şeylerle 8'li finaliyle vesairesiyle yıprattı biraz. Yıpratmıştı yani taraftar olunca ne kadar güzel bir doğru. Şey olduğunun, olgu olduğunu futbolun sadece spor değil olgu olduğunun bir kez daha farkına vardık. O zaman sezonu noktalıyoruz. Ağzına evet. Sağlık MKG. Gelecek sezon sonunda da Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finali ve destanları artık konuşmak dileğiyle diyelim. Şampiyonlar Kulübü'nü noktalıyoruz değerli izleyenler. Bizleri izlediğiniz için bu sezon teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şampiyonlar Kulübü'nü bu sezonda noktaladık ama NTV Spor'un YouTube kanalında içerikler bitmiyor. Yeni içeriklerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumda yazın lütfen. Görüşmek üzere yeni içeriklerle karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.